Arkadaşlar merhaba ben üste Hoca dedik artık 9, 10, 11, 12 kaptırdık hocam başladık gidiyoruz dedik dün biliyorsunuz 11. sınıf 1. ünite full tekrar yaptık yorumlara bir bakın lütfen yorumlarda hocam hikaye ünitesi de gelsin denince hikaye ünitesi için ayrı bir video hazırladım arkadaşlar sizlere içiniz rahat olsun Konu konu, ünite ünite sınav anına kadar gideceğiz. Sınava şöyle bir hafta kala yazılı kampı başlatacağız. Yazılı provaları yapacağız. İnanılmaz şeyler bizi bekliyor. Sadece 11 için değil tabii ki. Aynı zamanda 9. sınıf var. 10. sınıflar içinde yarın itibariyle videolar gelecek. Haberiniz olsun. E o zaman vakit kaybetmek yok hocam. Geldiğimize değsin, dinlediğimize değsin, tıkladığımıza değsin hocam. E o zaman 11. sınıf hikaye ünitesiyle karşınızda olalım hocam. Her taraf mosmor. E o zaman haydi başlıyoruz. Gelsin ilk satırımız. Evet öncelikle Hikayeye bir giriş yapalım hocam. Nokta atış önemli bilgileri bir cebe koyalım. Hadi gelin istersen ben de isterseniz şöyle bir yanaşayım ha. Tamamdır hocam. Eyvallah. Şimdi hikaye giriş noktasında ele alacağımız ilk noktalar. Öncelikle Türk edebiyatında ilk yerli hikayeni biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi'ye ait olduğunu unutmayalım. Nedir hocam o? Letaifi rivayat. Cebinde kalsın. Bakarsınız bir boşluk doldurma sorusu olarak gelir arkadaşlar. İkinci nokta batılı anlamdaki ilk hikaye. Batılı anlamdaki ilk hikayesi arkadaşlar Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseridir. Batılı anlamda ilk hikaye örneği Sami Paşazade Sezai Küçük Şeyler. Peki hocam Dünyada ilk örneği, ilk yay örneği tabii ki Bocaccio'nun Decameron öyküleridir cebinizde kalan. Bakın arkadaşlar burası sınavınızda bir boşluk doldurma sorusu olarak gelmeye çok müsait. Boş bir bilgi değil. Burası önemli. Burası ilk adımımız. Çok çok cepte kalması gereken bilgi. Sonra hocam... E o zaman haydi hocam hikaye türleri gelsin de bir görelim bakalım neler var neler yok. Evet hikaye türleri başlığı altındaki mutlaka sorulacak. Bakın ilk sınavınızda arkadaşlar bir metin verme. Bu metnin hikayenin yani türünü sorma banko sorulardan bir tanesi. Olay hikayesi mi durum hikayesi mi onu tahmin etmeniz istenecek sınavda. E o zaman gelin isterseniz burada olaymış durummuş her şeyi bitirelim arkadaşlar. Olay hikayesi dendiği zaman Mopasan aman dikkat Fransız yazar Guy de Maupassant kurucusu, öncüsü, başlatıcısı. Mopasan lütfen cebinde kalsın bir. İkincisi serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuç bölümlerinin olay hikayesinde olmazsa olmaz şart olduğunu unutma. Arkana bir yaslan hocam. Arka sıradakiler hey! Bir dinleyelim lütfen hocam. Hocam Allah aşkına şu arka sıradakiler bir... ha süpersiniz hocam toparlandık müthiş. Mopasan harika. Serim düğüm çözüm eyvallah hocam. Olay unsuru çıkış noktası yap. Olay olacak tabii ki. Olay hikayesi biliyorsunuz. Klasik hikaye olarak da geçer. Aman dikkat cebinizde kalsın. Mopasan tarzı hikaye diye de geçer. Ya olay merkezidir. Olay mutlaka bir adam bir yerden atlayacak. Mutlaka bir adam bir köşeyi şöyle bir dönecek alacak. Yani bir şekilde arkadaşlar lütfen cebinizde kalsın. Bir hareket, bir olay mutlaka göreceksiniz. Edebiyatımızda Ömer Seyfettin, Refik Refika İtkaray, Reşat Nuri Güntekin gibi isimler olay hikayesi noktasında bir numaralı isimler arkadaşlar. Ömer Seyfettin diyeceksin, çıkacaksın sınavda. Kağıda kocaman Ömer Seyfettin yazıp çıkıyorsun, yüz alıyorsun. Bu kadar basit, net. Evet. Ömer Seyfettin sınavda ne olursa olsun her türlü sorunun cevabıdır. Unutma, tabii ki durum öyküsü falan demiyorsa. Orada başka isimler konuşacağız. Neyse kafalar yanmasın. Ama Ömer Seyfettin'i bir köşeye yaz. Hatta sınavda kafan karışsın. Adın soyadın yerine Ömer Seyfettin yaz. Yap abi bunu, yap. Sınıfı Milli Edebiyat dönemi yaz. Fark etmez. Bunlar bile artı puan hocam bizim için. Ya Ömer Seyfettin bu kadar değerli. Bak cebinde kalsın. Hikaye türleri, olay hikayesi cepte hocam. Hiç soru işaretimiz yok. E tamamdır. E, geçelim hocam bunu. Ne var başka hocam? Tabii ki durum hikayesi var. Bakın dikkat. Durum hikayesi için kitaplarda anlatımlarda kesit hikayesi ifadesi de kullanılabilir arkadaşlar. Kesit ya da durum. Lütfen cebinizde kalsın. Durum hikayesine Çehov tarzı hikaye. Anton Çehov da diyebilirler. Cebinizde lütfen kalsın. Sadece bir kesit anlatılır. Bir durum anlatılır. Bir adam var demiş dikkat. Camın önünde böyle izliyor adam dışarıyı. Bakıyor ediyor gelenler geçenler. Çiçeği bazen suluyor falan devam ediyor. Camı bir kapatıyor perde güneşe göre falan düzeltiyor devam ediyor. Bu abi durum öyküsü bu belli bir bölümü anlatıyor. Bir statiklik var, bir durağanlık var, bir durum, bir kesit anlatma durumu var. Cebinizde kalsın lütfen. Serim düğüm çözüm tarzında bir plana uyulmuyor arkadaşlar burada. Haberiniz olsun. Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık, Oktay Akbal gibi çok önemli isimlerin durum öyküsü yazdığını lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Olay öyküsünde Ömer Seyfettin durum öyküsünde Memduh Şevket Esendal kesinlikle cebinizde kalması gereken isimler hocam. E o zaman ya 11. sınıf hikaye ünitesindeyiz. Çok önemli bir ünitedeyiz. Banko sorumuz var. Banko kesin garanti yüzdeyiz. O yüzden her satıra dikkat edin lütfen. Olay öyküsü tamam. E durum öyküsü tamam. Hadi gelelim bir diğerine. Cumhuriyet dönemi hikaye. Evet ilk sınavın odak noktası. Şimdi Cumhuriyet dönemi hikaye dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Tabii ki T. B, M, M. Ya hocam Allah aşkına şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne alakası var? Şu alakası var. T harfi bize toplumcu gerçekçileri hatırlatsın. B harfi bireyin iç dünyasını esas alan. M harfi milli duyarlılıkları yansıtan ya da milli dini duyarlılık diye de geçer. Bir diğer M ise modern hikaye. Bakın dikkat. Tam dört tane hikaye anlayışı var. Aynı şeyi romanda da gördük görüyoruz biliyorsunuz. Cumhuriyet dönemi hikayesi dendiği zaman bu dördüne, bu dördünün temsilcilerine hatta o dönemde yazılmış çok önemli hikayelere hakim olmalısınız. Hepsini konuşacağız. Ama 100 yıl 100 yıl gitmeliyiz Yıl yıl gitmeliyiz Hadi başlayalım arkadaşlar 1923-1940 dönemi Türk hikayesi 1923-1940 Abi ne var bu dönemde Yav Milli mücadele. Milli mücadele artık tavan yaptı değil mi? Aman dikkat. Yani halk ister istemez bunu yansıtacak. Yani milli mücadeleyi, o dönemki eşitsizlikleri, Anadolu insanlığı, ahlaki yozlaşmayı tabii ki tüm bunların getirisi olarak eserler işlemeye başlayacak hikayeler. Peki haydi baştan alalım. 1923-1940 dönemi Türk hikayesindeyiz. Biliyorsunuz gözleme dayalı gerçeklik burada anahtar kelimemiz arkadaşlar. Gözleme dayalı realizm anlayışı, gözleme dayalı gerçekçilik anlayışı bu dönemde bütün soruları yaptırır onu söyleyeyim. Milli edebiyat sanatçıları bu dönemde varlıklarını sürdürecekler. Halid Edip adı var, Yakup Kadri, Sabahattin Ali, Memdu Şevket, Sait Faik gibi de çok önemli isimlerin yer aldığını unutmamakta fayda var. Bu dönemde artık hikayeye bakın anahtar kelime geliyor. Bağımsız bir tür oldu. Aman dikkat. Hikaye bu dönemde adeta ayrı bir tür, yeni bir tür olarak karşımıza geldi. Yani 1923-1940 dönemi inanılmaz önemli arkadaşlar. Tamam merkezde. 1923-1940. Gözleme değer realizm. Dikkat. Hikaye bağımsız bir tür oldu. Dikkat. Milli mücadele Anadolu insanı. Dikkat. Olay ve durum hikayesi aynı anda bu dönemde varlığını devam ettirdi. Bu da ayrı bir dönem. Geldik en önemli kısma. Şimdi bunlar genel özellikleri. Tamam. Realizm, milli edebiyat. Anadolu insanı milli mücadele hikaye bağımsız falan ama kimler var abi kimler ne yazdılar? Hadi bu dönemde yazılan en önemli hikaye yazarlarını ve eserlerini verelim. Memduh Şevket Esendal Otlakçı adlı eserle karşımıza gelecek. Sorulma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani Ömer Seyfettin ve Memduh Şevket her zaman bu ilk sınavın odak noktasıdır. Sadri Ertem bacayı indir, bacayı kaldır. Önemli eseri. Sait Faik Abası Yanık'ta Semaver ve Sarnıç'ı göreceğiz. Reşat Nuri de Leyla ile Mecnun ki zamanında soruldu. Sabahattin, sınavda soruldu. Sabahattin Ali'nin Ses adlı hikayesine bakarken Refik Halit Karay'ın gurbet hikayeleri kesinlikle cebinizde kalmalı arkadaşlar. Bakın lütfen ama lütfen bu notları kaçırmayın. Ben pdf'ini veriyorum ama yine de böyle küçük küçük yazarım hocam. Yani 8-10 sayfaya gerek yok diyenler küçük küçük not da edebilirler. Ama özellikle söylüyorum şu yazar eserleri lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz bir yazar eser çeşitlendirmesi elinizi güçlendirir. Yani sınavdan alakası bir şekilde hatırlayamazsın bilgileri. Hemen Memduh Şevket'i sıkıştırırsın araya. Bir ne bileyim bir Refikaliti, Sait Vahiy falan sıkıştırıp birkaç yazar eser falan seni kurtarır abi. Onu söyleyeyim hayat kurtarır. Hayat kurtarır. O yüzden sizden ricam mutlaka ama mutlaka arkadaşlar yazar eserleri kesinlikle ama kesinlikle tekrar edin. Peki 1940 ve 60'da ne var? 40'ı anladık da hadi bir de ona bakalım arkadaşlar. 1940 60 artık günümüze yavaş yavaş gelindikçe ister istemez yeni teknikler, yeni biçimlerde denenmeye başlanıyor. Yani aslında bu dönem için anahtar kelimemiz yeni kavramı. Birçok noktada yenilik deneniyor dikkat. Konu çeşitliliği arttı. Bu çok normal arkadaşlar. Şuraya şöyle bir yazmış olayım. Çünkü bir konuda bir alanda uzmanlaşmaya başlıyorsanız çeşitlenmeye de başlıyorsunuz. Bu özellikle edebi metinlerde, edebi türlerde çok sık görülüyor. Adam çok iyi bir romancı. Bir bakıyorsun menşur, men, menşur, evet, mensur şiir yazıyor. Bir bakıyorsun hikayeler yazıyor. işte biyografi, oto. Yakup Kadri abi en güzel örneği. Reca Mahmut Ekrem. Bizim gerçi bütün şairlerimiz, yazarlarımız bunun en güzel örneği ama bazı isimler tabi tek bir türede sadık kalmış Ömer Seyfettin gibi. Neyse. Konu çeşitliliği var. 1940-1960 arası. Uyan, uyuyorsun hocam. Toplumsal sorunlar. Bu dönemde artık kendini gösterecek. Halk bu dönemde bastıracak hocam. Benim problemim anlat. Benim sıkıntımı anlat diyecek yazarlara, şairlere. Onlar da durmayacaklar tabii ki. Farklı hikaye anlayışları da yine bu dönemde fazlasıyla kendini gösterecek. Ve tabii ki 1940 ve 1960 arasında arkadaşlar girişte söylediğimiz Cumhuriyet dönemi hikayesi olarak yani milli ve dini duyarlılık ya, TBMM ha TBMM olarak hatırlamaktan büyük fayda var. İsterseniz 1940 60'a yenilik diyelim, çeşitlilik diyelim, farklı hikaye türleri diyelim ama daha da çok şu aşağıdaki bölümleri söyleyelim. En azından hadi gelelim onları işlemeye başlayalım. Milli duyarlılıkları yansıtan hikaye. Şimdi arkadaşlar hepsinin bazı anahtar kelimeleri ve çok önemli temsilcileri var. Bunları cebinize koyarsanız ancak yol alacaksınız. Ne hocam mesela o? Burada mesela milli dini duyarlılık dendiği zaman akla İslamcılık ve Türkçülük vurguları gelmeli. Fazlaca bu akımlardan etkileniyorlar. Daha da önemlisi bir milli bilinç oluşturma çabası var. Şimdiye kadar çok fazla eserlerde görülmeyen ama şu dakika itibariyle görülmesi istenen bir anlayış fazlaca kendisini hissettiriyor arkadaşlar. Peki milli mücadele sıkça işleniyor mu? Evet bu dönemde milli mücadele mücadelenin sıkça işlendiğini göreceğiz. Doğu Batı çatışması burada farklı olarak karşımıza gelecek. Mustafa Necati Sepetçi oluyorsa yine dini milli duyarlılıkları yansıtan isim olarak yine ön planda bu dönemde olacak. Bakın milli ve dini duyarlılıklar milliden milli bilinçe işte milli mücadeleye yürüyebilirsiniz. Dini duyarlılık ifadesindense yani böyle İslamcılık vurgularını fazlasıyla yapabilirsin. Yine din kavramı Mustafa Necati Sepetçi da hatırlatabilir bize. Lütfen cebinizde kalsın. Milli duyarlılıkları yansıtan hikaye bu arkadaşlar anahtar kelimelerle. Toplumcu gerçekçiye baktığımız zaman ya söz konusu toplum olunca orada sorun olur abi bit. Yani bir kişiyle çok sorun olmaz da 3-5 kişi olunca orada sorunlar çıkmaya başlar abi. Toplumsa tabii ki sorun ortaya çıkacak. Toplumcu gerçekçilerde köy ve köylü sorunu. a köylü çatışması. Sıkça işlenecek. İşçi işveren. E patron işçi. Gibi 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 birçok şey olacak. Toprak kavgaları ya toplum varsa kavga vardır, toplum varsa sorun vardır, toplum varsa çatışma vardır. Doğal olarak bunlardan yürüyebilirsiniz. Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Kemal Tahirler yani aslında bir anlamda benim videomdur arkadaşlar. Videomun adı bu arada 3 Kemal diye bir videom var. 3 tane Kemal'i burada göreceğiz abi net. Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal birinin adı birinin soyadı kardeşim fark etmez. Kemal Kemal'dir önemli isimler. Fakir Baykurt gibi çok önemli isimler göreceğiz. Milli ve dini de Mustafa Necal Sepetçioğlu, toplumcu da ama dikkat. Diğerleri Yaşar Kemaller, Kemaller diyelim en azından. Cebinizde lütfen kalsın hocam. Haydi hocam çok uzattın. Devam. Bireyin iç dünyasını esas alanlarda ise Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ya birey dedik de iç dünya dedik de Ahmet Hamdi demeden olur mu ya? Tarık Buğra demeden olur mu abi? Olmaz. Olmaz. İç dünyamız, ruhsal çözümlemelerimiz sıkça yer alacak eserlerde. Çağrışımlar genişçe şey dile getirilecek. Olay merkezde değil arkadaşlar. Artık burada biraz daha duranlık, biraz daha durum öyküsüne kayan şeyler görüleceği zaman hepsi tabii ki devam edecek. Hem olay hikayesi hem şey. Ama böyle olayın aman aman merkeze alınmadığını, daha çok insanın böyle içsel dünyasının ön planda tutulduğunu bu grupta Unutmamaktan fayda var arkadaşlar. Modern hikayeye baktığımız zamansa Yusuf Atılganlar, Nezih Meriçler, Ferit Edgüler bu arada yine dersin sonunda slaytın son kısmında göreceksiniz. Ferit Edgü Küçürek hikayenin de en önemli temsil bir numaralı isimlerinden biri arkadaşlar. Ferit Edgö. Küçürek hikaye. Aman dikkat. Şimdi modern hikaye deyince e tabi modernite var. Modernizm var. Geleneğe karşı çıkmak var. E doğal olarak kardeşim sen ne yaptın diye sorarlar adama. Bunlar da diyorlar ki biz bilinç akışını koyduk ortaya. Yani böyle gitmeler gelmeler değil mi psikolojik anlamda. İç konuşma. Kendi kendine söylemler. iç çözümleme. Ruhsal çözümlemeler. Bu tarz değişik teknikler bu dönemde deneniyor arkadaşlar. Aman dikkat. Yalnızlık ve toplumdan kopukluk sıkça işleniyor. Karamsal karakterler. Ya karamsarlık o kadar hakim ki. Zaten Mesela modernist isimlerde, postmodernist isimlerde bu var abi. Ya mesela Oğuz Atay'ın eserlerini okuyorsun modernist, postmodernist. Abi bakıyorsun tutunamayanlara mesela 300 sayfa okuyorsun kafa gitmiş. Yani bir tane karakter var mı? 50 karakter var gibi. Adamın kafasında yarattığı karakter de var. Oldrick falan değil mi? Selim Işıklar falan. Yani inanılmaz yöntemler bu bilinç akışı falan. Bunu modernistler yapıyor abi. Modernist, postmodernistler. Bunalım merkezde o. Evet bir bunalım var. Aman Allah'ım bir karamsarlık. Aman Allah'ım ben ne olacağım demeler. Modern hikayenin merkezinde bu var arkadaşlar. Bunalım, karamsarlık, Yusuf Atılgan cepte lütfen kalsın. Ya Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam diye bir eseri var. Ya adamın adı yok, adı, adı. Karakterin adı yok, C nokta. Bay C kardeşim, C nokta ya. Yani hocam, ya bir yalnızlık var, bir karamsarlık, bir bunalım var. Adamın adı bile silikleşmiş, düşünsenize adı silikleşmiş ya. Yok abi adı yok adamın. Bu nasıl güzel bir romandır değil mi? Yani fazlaca yalnızlığı, yabancılaşmayı, toplumdan kopukluğu modernist insanlar, modernist anlayışı savunan yazarlar eserlerine veriyor ister istemez. Peki hocam iyi güzel, güzel anlatıyoruz eyvallah da. Ne bilelim ya? Hadi gelin sağlam bir yazar eserle karşınıza çıkalım mı? Evet. 1940-1960 dönemi önemli hikayeler cebinizde kalsın arkadaşlar. Nokta atışla gidiyoruz. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Muhtemelen bu videoyu hocamız izlemiyor şu an. Sen izliyorsun. Sakin ol, rahat ol. Sınıfta falan açtıysanız yandık zaten. Hocamız artık bizi affetsin. Abi 1940-1990 neyse dönem önemli değil. Sınav sorularında yazar eser yazmak her zaman artı puan, her zaman. Ya mesela sana işte sallıyorum ya sınavda dedi ki gelmez de 1940-1960 aralığını verir ama rastgele bir tarih söyledi 1943-1940 abi hiç önemli değil. Ne sorduğun önemi yok. Hemen bir yazar eser yapıştırıyorsun bu çok önemli bir kaçış noktasıdır ve bu senin bildiğini gösterir. Ben hakim mi abi bu alana diyorsun? Ya çıkıp şunu demek var işte 1940-1990 önemli bir dönem, güzel yazarlar böyle diye ne kadar. Abi Orhan Kemal ekmek kavgası hocam bitti. Yaşar Kemal sarı sıcak. Haldun Taner yaşasın demokrasi. Samimi koca göz telli duvak. Telli kabak. Telli duvak da olur. Telli kabak dediğin an itibariyle iş bitmiş demektir. Fakir Baykurt. Efendilik savaşı. Tarık Buğra oğlumuz. Abi Tarık Buğra'nın oğlumuzu yazan adam ben bu olayı biliyorum diyen adamdır onu söyleyeyim. Mesela ah Ahmet Ahmet Pamukların diye ah, evet. Abdullah Efendi'nin rüyaları. Abi bunu yazan adam ben hakimim diyor. Bu adamı tanıyorum diyor bir anlamda. Halikarnas balıkçısı yani Ceva Şakir Kabaağaçlı'nın merhaba Akdeniz'i. Sabahattin kudret aksalın yüzde meleselele giren gazoz ağacı. Şimdi bunları yazdığınız zaman işte bu isimleri sayıp da bu dönemlerde bu anlayışı yansıtan önemli isimler derseniz abi ben bu olaya hakimim hocam. Ben sizi dikkate alıyorum. Sizi sınavınıza çalışıyorum demektir. Ve buna hiçbir hoca dayanamaz. Vallahi de yok abi böyle bir şey. İnsaf, ya yürek var ya burada vicdan var. Kimse dayanamaz rahat ol. Doğal olarak ben senin dersini dikkate aldım hocam ve çalıştım hazırım. Çatır çatır tamam. 1940 ile ilgili çok aman aman bir özellik hatırlayamadım belki sınavda ama ya en azından bir Fakir Baykurt Efendilik Savaşı'nı yazdım abi. Bir Tarık Buğra oğlumuz ben biliyorum bu adamlar bu dönemde yazdılar. Bu dönemin anlayışını savunuyorlar, yansıttılar demeniz bile her zaman artı puandır arkadaşlar. Bu yazar eser listelerini lütfen tekrar tekrar yazın ve en azından birkaç tanesini bilin olur mu? Peki Bitti mi hocam? Hadi gel nokta atış birkaç bilgi daha aktarayım. İçimiz rahat bir şekilde videoya son verelim. Bakın arkadaşlar Ahmet Amin Tanpınar'la ilgili bir cümle kurmanız gerekirse sınavda rüya, zaman yani böyle zamanın üstünde hatta olan sürü şeyler Ahmet Amin Tanpınar'da çok fazla var. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında diyor. Bu ne demek Allah seversen? Yekpare geniş bir anın parçalamaz akışında diyor. Yani abi ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında diyor. Neredesin yani? Ya müthiş bir rüya, müthiş bir zaman, müthiş bir algı değil mi? Zaman algısı acayip cepte kalsın. Haldun Taner'le ilgili bir ifade kullanman gerekse meddah üslubunu kullanmış olmasını söylemen artı puandır. Ferit Edgü'yü az önce vurgulamıştık. Küçülek hikayenin öncüsüdür. Öncülerinden biridir. Tarık Buğra dediğimiz zaman aman dikkat kişileri yaşadıkları yere göre. Yani yerel ağızla konuşturması çok büyük bir artısı. Orhan Kemal'e baktığımız zamansa gece kondu çevresinin sıkça işlemiş olmasıysa ayrı bir artistik olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. E o zaman hiç kasmaya gerek yok. 11. sınıf ünite konusunda bilmeniz gereken her şey bunlar. Bakın güzel bir giriş yaptık. İlkleri söyledik. Dünya edebiyatı vesaire dedik. Haydi şöyle biraz daha. Ha, sizlere hitap edeyim hocam. Güzelce görülelim. Hocam şimdi girişimizi yaptık. Sağlam bir giriş yaptık eyvallah. Sonra ya hikayeyi olay öyküsü değil mi? İşte klasik öykü vesaireyle birlikte. Durum öyküsü diye ikiye ayırdık. Bir yerde Mopasan, bir yerde Çehov, bir yerde olay, bir yerde durum, bir yerde Ömer Seyfettin, bir yerde Memnun Şevket gibi. Çok önemli bir kıyas yaptık. Sonra Sonra doyanamadık artık giriş yaptık konuya Cumhuriyet dönemini söyledik. Cumhuriyet dönemini TBMM olarak aldık. Toplumcu gerçekçiler aman dikkat. Eh milli dini uyarlılık. Sonrasında hocam B'yi hadi buraya sıkıştırmış olalım. Bireyin iç dünyası esas alanlar ve modernizm değil mi? Modern hikaye esas alanlar gibi dört önem başlıkta inceledik. Bunları tek tek arkadaşlar her şeyle işlediğimiz gibi son olarak da bunlarla ilgili yazar eserleri verip nokta atışımızı yaptık. 11. sınıf hikaye ünitesine hazırsın hocam. E o zaman haydi yeni bilgilerle yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. İçiniz çok rahat olsun. E o zaman sınav anına kadar yanınızda olmaya devam. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.